Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Mart Pazartesi. Merhaba. Gübrede dar boğaz giderek artarken fiyatlar da pahalanıyor. Savaş durumu ağırlaştırıyor. Çiftçilerin sıkıntılarını yakında tüketiciler de hissedecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle gübre fiyatları tavan yaptı. Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Rukvit gübre fiyatı korkunç bir seviyede. Bu geçen yılın fiyatının 5 katı dedi. Her şeyden önce yüksek doğal gaz fiyatları gübreyi pahalı hale getiriyor. Çünkü gaz azotlu gübrelerin üretiminde kullanılan önemli bir enerji ve hammadde kaynağı. Ve gazın fiyatı tavan yaptığı için gübre fiyatı da arttı. Sonuç olarak bu ekmek, peksimet ve meyve gibi sofralarımızda gördüğümüz ürünlerin daha pahalı hale gelmesi anlamına geliyor. Leibniz Ziraat Mühendisliği Enstitüsü'nden Aurich gübrenin kıt bir ürün olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Doğal gaz fiyatlarındaki artış bazı gübre üreticilerinin azotlu gübre üretimini tamamen durdurmasına bile yol açtı dedi. Rusya, Ukrayna'da kuşattığı liman kenti Mariupol'ün Rus ordusuna teslim edilmesini istedi. Bunun gerçekleşmesi durumunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesiyle Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı karadan bağlayacak bir koridor açılacak. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mariupol'den Moskova saatiyle onda insani koridor açılabileceği, öncelikle Ukrayna askerlerinin ve yabancı paralı askerlerin şehirden çıkması durumunda 12'den itibaren de yolların mayınlardan arındırılabileceği belirtilmişti. Açıklamada böylece gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçları taşıyacak konvoylar şehre girebilir denilmişti. Yanıtın sabah yerel saatte 5'e kadar verilmesi gerekiyordu. Ancak Ukrayna stratejik önemdeki liman kentini teslim etmeyi reddetti. Ancak savaşın seyri ve olup bitenler hakkında yapılan açıklamaların doğrulanması mümkün değil. Karar sizin. Almanya İçişleri Bakanlığı savaş nedeniyle bulundukları yerleri terk ederek ülkeye gelen Ukraynalıların sayısının 218.301 olduğunu duyurdu. Ancak bu rakam sadece federal polisin kayıt altına alabildiği kişileri kapsıyor. Berlin'in eski havalimanı... T geldi kurulan savaştan kaçar Ukraynalılara kabul merkezine her gün 10 bin civarında kişinin geldiği bildiriliyor. Bu kişiler duruma göre Almanya genelinde kapasitesi olan kentlere veya yerel yönetimlere aktarılıyor. Öte yandan Brandenburg Eyalet Uyum Bakanı Nonamaha Ukrayna Savaşı'ndan kaçıp gelen sığınmacılar arasında Ukrayna vatandaşı olmayanlara ayrımcı muamele yapılmasını kınadıklarını açıkladı. Nonamaha Ukrayna'dan başka ülkelere mensup ancak Ukrayna'da çalışan veya okuyan insanların da geldiğini bu kişilerin Almanya yolunda veya Almanya'da ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını aktardıklarını söyledi. Bakan Nonamaha birinci ve ikinci sınıf mülteci olamaz dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çok sayıda tanınmış sanatçı Berlin'de Barış'ın Sesi adı altında bir konser verdi. Dün Brandenburg kapısı önündeki sahnede öğlen saatlerinden akşam geç saatlere kadar yaklaşık 50 gösteri gerçekleşti. Almanya'nın önde gelen sanatçıları ve gruplarından Peter Maffay, Sarah Connor, Adel Tavil gibi sanatçıların sahne aldığı konser 15 bin civarında barışsever tarafından izlendi. Organizatörlerin Barış'ın Sesi Barış kampanyası savaşa karşı Avrupa'nın en büyük müzikal gösterisi olarak tanımladığı etkinliğe 15 bin civarında insan katıldı. Organizatörlere göre saat 23 civarında sona eren etkinlikte yaklaşık 12 milyon euro bağış yapıldı. Cumartesi günü de Hamburg ve Frankfurt am Main'da da binlerce katılımcıyla büyük protesto eylemleri düzenlendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen büyük bir yardım konserinde aralarında Bildebuch ve Vanda'nın da bulunduğu düzinelerce müzisyen Ernst Happel Stadyumunda 40 binden fazla seyirciyi bir araya getirdi. Rus kökenli sanatçıların da yer aldığı konserle ilgili bir açıklama yapan Devlet Bakanı Claudio Roth, sanatçıların bu girişiminin savaşa karşı önemli bir sinyal olduğunu söyledi. Yeşiller Partili politikacı, dünyanın her kesiminden insanlar bu savaşın sonlandırılması için kararlı bir şekilde tavır koymalı, dedi. Uzmanlar Meclisi'nin inzidens düşüyorsa, hastanelerde yoğunluk hissedilir derecede azalmışsa, korona önlemleri gevşetilebilir tavsiyesi bir işe yaramadı. İnzidens ve korona vakaları düşmek yerine artmaya devam etmesine rağmen koalisyon hükümeti korona kısıtlamalarını kaldırdı. Mevcut korona bilançosu daha az koruyucu önlem, artan enfeksiyon sayısı ve düşük aşılama oranından ibaret. Robert Johansson her gün 7 günlük inzidenste yüksek sayılar bildiriyor. Hafta sonu da 7 günlük yeni korona hastaları sayısı korona pandemisinin başlangıcından bu yana hiç bu kadar görülmemiş sayıda yüksek. RKI mevcut değeri 1714,2 olarak verdi. Bir hafta önce bu değer 1496 olarak kaydedilmişti. Hafta sonu olmasına rağmen 92.314 insanın daha test sonucu pozitif çıktı. Ancak Brandenburg kolona bilgilerini paylaşmadı. Aynı süre içinde 13 insan daha hayatını kaybetti. Erkay'a göre Cuma günü 60 bin insana aşı yapıldı. Bu arada nüfusun %75,8'i 2 defa, %58,2'si 3 defa aşılandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre nüfusun %23,5'i aşı yaptırmadı. Almanya'da dünden itibaren koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Bundan böyle hotspots denilen sadece insidens değerinin yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının dolduğu bölgelerde eyaletler kısıtlama kararları alabilecek. Yasal düzenleme onaylanmasına rağmen birçok eyalet 2 Nisan'a kadar kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Yeni yasal düzenlemeye göre maske zorunluluğunda şu değişiklikler oldu. Hastaneler, diyaliz tesisleri, hasta ve yaşlı bakım evleri, ayakta tedavi hizmetleriyle doktor muayenehaneleri ve acil servislerde maske takma uygulaması geçerli olacak. Aynı kural sığınmacı yurtları ve yerel toplu taşıma araçlarında da geçerli. Ancak okullarda, mağazalarda ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Ülke genelinde sadece hava yolculuğu ve uzun mesafe yolcu taşımacılığında maske zorunluluğu devam ediyor. Öte yandan Zorunlu test uygulamasında da bir takım değişiklikler oldu. Buna göre hastaneler, bakım evleri ve sığınmacı yurtları ile okullar, kreşler, cezaevleri, sınır dışı edilmeyi bekleyenlerin bulunduğu gözaltı merkezleri ve adli tıp kurumları ile yaşlılar ve hasta bakım evlerinde test istenebilecek. Bunun dışında test uygulaması da kalktı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre ancak yasal değişiklik eyaletlerin 2 Nisan'a kadar geçiş süreci kapsamında kısıtlama kurallarını uygulamaya devam etmesine haklanıyor. Bavyera eyaletinde kabine önceki 2G ve 3G kuralları ile maske kullanma zorunluluğunun okullarda veya perakende dükkanlarında 2 Nisan'a kadar devam ettirilmesi kararı aldı. Baden, Württemberg ve rheinland pfalz eyaletleri de geçiş döneminde maske zorunluluğu gibi bireysel önlemleri devam ettirmek istediğini duyurdu. Thüringen, Saksonya, Saksonya Anhalt ve Brandenburg'da düzenlemeden yararlanmak istiyor. Berlin ve Saarland ise önlemleri 31 Mart'a kadar sürdüreceğini açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya ve Kuzeyren Vesfalya ise 2 Nisan'a kadar kuralların geçerli olmasına karar verdi. Hamburg'da birçok enlem genişletilecek. Schleswig-Holstein'da maske zorunluluğu 2 Nisan'a kadar uzatılacak. Bremen'de birçok gevşeme 2 Nisan'a ertelendi. Hessen, maske takma zorunluluğu ve belirli erişim kısıtlamaları gibi kuralları uzatma kararı aldı. Değerli dinleyiciler, Radio hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka ve mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. Değerli dinleyiciler, enerji diktatörünü değiştirmeye karar veren Almanya'da Yeşilci Bakan Habeck Enerji sadece demokratik ülkelerden temin edilemez dedi. Ekonomi Bakanı Habeck'in Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamaya göre Almanya'daki gaz ihtiyacı önümüzdeki kış için henüz tam olarak güvence altına alınmadı. Bu nedenle Katar'da Rus gazına alternatif arıyor. Ülke tartışmasız değil tartışmalı bir ülke. Ancak bakana göre enerji sadece demokratik ülkelerden temin edilemez. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Norveç'teki görüşmelerin ardından Cumartesi günü Körfez ülkesi Katar'da ek gaz tedariki için görüşmelere başladı. Ekonomi Bakanlığı nadiren bu hızda bir gezi düzenlemişti. Bakanın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti federal hükümetin Rus gazından bağımsız olmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirme kararının ardından gerçekleşti. Tüm bunları bakan Robert Habeck'in körfez ülkelerinde yürüttüğü bir enerji alışverişi olarak da tanımlayabiliriz. Ancak hızla hedefe ulaşılması kolay olmayacak. Çünkü bugüne kadar Almanya ile Katar emirliği arasında sıvılaştırılmış doğal gaz için herhangi bir ticari anlaşma yok. Emirlik dünyanın iklim düşmanı yöntemle üretilen en büyük LNG ihracatçısı ancak yenilenebilir enerjiye odaklanmış olan Almanya sıvı gaza ilgi göstermedi. Almanya'da sıvı gaz gemilerinin yanaşabileceği bir terminal bile yok. Bu artık değişecek büyük bir hızla Kuzey Denizi kıyısında bulunan Bürüns Bütel'de bir terminal inşa edilecek ve Habeck bunun için Katar'da dahil olmak üzere yeni sözleşmeli ortaklar kazanmak istiyor. Ama doğalgaz terminalinin yapılması muhtemelen birkaç yıl alacak. O zamana kadar sıvı gazın Hollanda ve Fransa üzerinden Avrupa şebekesine pompalanması sürecek. Bununla birlikte daha büyük engel muhtemelen Katar'dan tedarik edilecek olması. Çünkü Katar'ın özellikle Asya'da uzun vadeli tedarik sözleşmeleri var. Ortaklık Katar için de ilginç olabilir. Her durumda küçük emirlik için kazançlı bir durum. Pazardaki gücünü artırabileceği gibi siyasi önemini ve nihayetinde kötü imajını da parlatabilir. Dünya Futbol Kupası'na el sahipliği yapan Katar defalarca göçmen işçileri sömürmekle suçlandı. Bakanın körfez ülkeleri ziyareti vesilesiyle Uluslararası Af Örgütü'nden de eleştiri geldi. Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu uzmanı Müla bu ülkelere artık enerji tedarikçisi olarak acilen ihtiyaç duyulması İnsanların bölgede insan aklına riayet edilmesine göz yummasına yol açmamalı uyarısı yaptı. Habeke göre Almanya gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamak için sadece demokratik ülkelerle çalışamaz. Gezi öncesi Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada birçok OPEC ülkesi sorunlu dedi. Ancak Habeke göre insan hakları durumunun sorumlu olduğu demokratik olmayan bir devletle kapımızın önünde saldırgan, yasa dışı bir savaş yürüten otoriter bir devlet arasında fark var. Bunu nasıl anlamalıyız? Kapımızın önünde insan haklarını ihlal etmesinler, kendi bölgelerinde ne yaparlarsa yapsınlar. Ekonomi bakın Habeck ziyaretinden önce yaptığı açıklamada fosil enerji alanındaki ahlaki satın almaların gerçekte var olmadığını söylemişti. Gezide insan hakları konusu formalite gereği de olsa konuşulacak ancak odak noktası ekonomik ilişkiler olacak. Bakana eşlik eden üst düzey iş dünyası heyeti de buna işaret ediyor. Şirketler sadece sıvı gazla değil aynı zamanda 21. yüzyılın petrolü olarak tanımlanan yeşil hidrojenle de ilgileniyor. Yeşil hidrojen söz konusu olduğunda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri devreye giriyor. Körfez Devleti dünyanın önde gelen pazarlarından biri haline gelmeyi planlıyor. Alman endüstrisini iklim nötrlüğü yolunda ilerletmek için özellikle çelik ve kimya endüstrilerinde yeşil hidrojen kullanılıyor gerekli miktarda yeşil hidrojen üretiminin sadece Almanya'da üretilemeyeceği belirtiliyor. Alman ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hidrojen üretimi projesinde zaten birlikte çalışıyor. Bu enerji ortaklığı da gezinin bir parçası olarak genişletilecek. Değerli dinleyiciler, Evet geç burayı tamam bitti. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.